Bir günler ekonomide ön plana çıkan başlıklarla beraberiz ve Ahmet Ulağan'ı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz Ahmet Bey. Nur Menkul uluslararası piyasalar uzmanı, ki herhalde bugünlerde uluslararası piyasanın uzmanı olmak daha önemli. İçeride ne olup bittiğini öğrenmek için. Doğal olarak. Çünkü ne kadar siyaset de denilse, hani içerideki ekonomik göstergeler de denilse, artık hani böyle bırakılmış gibi öbür taraftan dışarıdaki dalgalara daha bağımlı hareket ediyoruz. Birkaç başlığımız var, onları aktarayım, ardından sohbetimize başlarız. Türkiye'ye gelen turist sayısı Ağustos'ta %2,88 düştü. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Ağustos'ta Türkiye'ye 5,1 milyon kişi geldi. Yılın ilk 8 ayında da yabancı ziyaretçi sayısı %0,89'luk azalışla 25,5 milyon olarak gerçekleşti. Standard & Poor's'a göre Türkiye küresel riskler karşısında en kırılgan ülkelerden biri. S&P en büyük 3 riski küresel likidite azalması, Çin'in yavaşlaması ve aşırı büyüyen krediler olarak sınırladı. Gelişen ülkeler raporunu yayımlayan kuruluş bu 3 riske karşı da en kırılgan ülkeler olarak Venezuela, Arjantin, Türkiye, Kolombiya ve Peru'yu gösterdi. Borsa İstanbul Genel Müdürü Tuncay Dinç, Borsa İstanbul'un halka arzının gelecek yılın ikinci çeyreğinde yapılmasının zor görüldüğünü söyledi. Dinç, düzenlenen basınla sohbet toplantısında fiyat için çarpanlar aşağı geldi diye konuştu. Ekonomide güven 3,5 yılın en düşük seviyesine indi. Ekonomi Güven Endeksi Eylül'de bir önceki aya göre %16,7 gerileyerek 70,89 değerini aldı. Ekonomi Güven Endeksinin yüzden büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, yüzden küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor. Öğrencilerin aylık giderleri bir yılda %14,5 arttı. Kamusen'in hesaplamasına göre ilk öğretimde okuyan bir öğrencinin aile bütçesine getirdiği ek yük aylık 968 lira. Geçen yıl bu rakam 846 lira düzeyindeydi. Haberlerin hepsi dikkat çekici aslında. Ama hani şöyle bir piyasalar özelinde biraz gidersek, Standard & Poor's diyor ki en kırılgan ülkelerin arasında Türkiye'de var. Tamam, bu zaten bilinip yaşanılan ve fiyatlanmış bir şey mi? Yoksa bu bahsettiği o 3 risk, biraz evvel haberlerde aktardığımız küresel likiditenin azalıyor olması, zaten yaşıyoruz. Çin'in yavaşlaması, zaten yaşıyoruz. Bir böyle aşırı büyüyen krediler en büyük risklerden üçüncüsü olarak sıralanıyor ve bunlara karşı en kırılgan ülkelerden biri olarak da Türkiye. Ekstra bir fiyatlama nedeni midir bunlar? Yani elbette ki. Şimdi 2015 yılı başından bu yana geçen sürece baktığımız zaman özellikle Fed'in faiz artırım sürecine geçecek olması zaten likiditenin, uluslararası piyasalardaki likiditenin kısıtlanacağı yönünde ciddi endişeleri ön plana sürmüştü. Tabi burada Türkiye ve Türkiye benzeri, yani kırılgan ekonomilerdeki maalesef ki uzun süredir ucuz maliyetli artık para politikasından daha zor bulacağımız ve maliyetini daha da artırmamız gereken bir para politikasına geçmemiz gerekiyor. Tabii baktığımız zaman genel olarak tabii ki FED politikalarıdır vesairedir, ama bunların yanında içerideki birçok işte 8 Haziran seçimlerinden sonraki hükümet kurulamama süreci, akabinde yine 1 Kasım'daki seçimlere yönelik belirsizlikler, bunun yanında her şeyden önemlisi terör olaylarının tekrar ivmelenme kazanması Türkiye ekonomisi adına son dönemdeki en negatif gelişmeler olarak ön planda duruyor. Şimdi oradaki sıralanan olumsuzlukları, daha doğrusu risklere baktığımız zaman da özellikle yurt dışı bağlantılı iş yapan firmalarımızın zaten büyük borçlanmalar, dövizle borçlanmalarda olduğunu biliyoruz. Tabii burada kurdaki yüksek oynaklık ve üçlü seviyelerin artık üzerinde bir son dönemde normalleşmenin piyasada kabul edilir olması içerideki riskleri daha da artırmış durumda. Haliyle Gökhan, yani tüm hepsini böyle saydığımız zaman çok iç açıcı bir tablo olmadığını net bir şekilde görüyoruz. Ben maalesef ki özellikle siyaseten, yani bu 8 Haziran seçiminden sonra eğer ki geniş tabanlı bir koalisyon hükümeti kurulmuş olsaydı, en azından bu süreci içeride biraz daha
rahat geçirmemiz söz konusu. Güzel olacak. Güzel bir konuya değindiniz. Yani tahmin etmek zor elbette, bunun böyle matematiksel bir denklemi ve hesaplaması yok. Ama bugün bir hükümet kurulmuş olsaydı, evet, öyle ya da böyle, biz bir hani iyi seçim olmasaydı, risk faktörler, diğer şartların hepsi aynı devam, evet, ediyor. Ne olurdu mesela, sizce bunu nereden okuyacağımızı tahmin ederdiniz, doları? Şimdi ben şöyle izah edeyim. Yani birçok belirsizlik var. Yurt dışı kaynaklı daha çok yaşadığımız bazı handikaplar var. Fakat içerideki siyasi belirsizliğin artması bizim hikayemizi biraz daha olumsuzlaştırıyor. Yani baktığınız zaman maalesef ki Brezilya'dan, işte Venezuela'dan yerine göre kendimiz çok fazla ayırt edemiyoruz. Yani onlarla beraber aynı kategorideyiz. Esasen 2008 sonrası yürütülen para politikalarıyla beraber ben Türkiye ekonomisinin çok güçsüz, zor durumda olan bir ekonomi olduğunu hiç düşünmedim. Yani 17-25 Aralık süreçleri yaşandı. Akabinde 1,5 senede aşağı yukarı 4 tane seçim atlattık ve şimdi, hı-hı, bir yenisini hazırlanırken ekonomimizin yine de iyi temeller üzerinde durduğunu söyleyebiliriz. Fakat konjektürel olarak gelişmeler zaten tamamıyla bizim aleyhimiz olduğunu biliyoruz. Şimdi bu süreç içerisinde bir de siz siyasi risklerden bahsederseniz otomatik olarak buradaki risk priminiz de artmış olur. Yani işte CDS'lere baktığımız zaman da buradaki tabloda da rekor yükselişler olduğunu son dönemde yine görüyoruz. CDS dediğimizde hani Türkiye'nin risk primi için sigorta. Tabii ki ya, risk primini, primi diyelim ona. Evet da, yani bunu görüyoruz. Şimdi haliyle bir an önce içerideki siyasi belirsizlik aşılması, yeni ekonomi yönetiminin tekrar piyasalara güven vermesi bu anlamda çok önemli. Şimdi siz eğer ki bu aşamaları daha öncesinde geçmiş olsaydık biz, bu noktadan itibaren evet dışarıdaki zaten gelişmeler belli. Biz bunun, bu daralmanın mutlaka etkilerini içeride yaşayacağımızı biliyorduk. Fakat bu derece olur muydu? Olmazdı. Örneğin dolarda bugün görülen seviyelerin içerisinde ben içerideki terör ve siyasi risklerin biraz daha etkili olduğunu düşünüyorum. Yani biraz daha etkili. Yani. Daha etkili olduğunu düşünüyorum. Yani böyle %50-50 ayrımından, yani yarıya bölersek, evet, bu tarafınki daha büyük, evet, iç payı daha büyük diyorsunuz. Kesinlikle yani, öyle. Yani diğer türlü bugün için ekonomi yönetimimiz eğer ki sağlam temeller üzerinde mevcut politikalarını yürütüyor olsaydı, Merkez Bankası'nın yürüttüğü politikaları da bu anlamda başarılı bulabiliriz. Biz en azından 2014 fiyatlarında şu anda olmaya devam ediyor olurduk. Belki biraz daha, tamam, üzerinde olabilirdik. Ama maalesef ki ben bu süreci Türkiye'nin biraz ıskaladığını düşünüyorum. Tabii ki terör başta olmak üzere bir an önce bu sıkıntılı süreç sona ererse, özellikle 1 Kasım seçimlerinden sonra biraz daha gardımızı iyi alacağımızı umut ediyorum ben. Fakat her şeye rağmen yani seçim sonuçları artık, yani tek partili bir dönem de başlasa bizim açımızdan 2016-2017 zorlu geçecek bir süreç olarak önümüzde durmakta. Evet, yani buradaki negatif senaryo maalesef ki bize biraz daha yakın. Peki şunu sorayım. Yani tamam, gündem başlıkları belli zaten, 3 aşağı 5 yukarı. Bugün herkesin bildiği gündem başlıklarından bahsediyoruz. Yani siyasi belirsizlik, FED'di, terördü. Yani ben piyasalar açısından konuşuyorum. Evet. Hepsi ayrı bir önemli ama bir de piyasanın kendi gerçeği vardır. Paranın kendi gerçeği nedir? Bir değer hesabı. Şimdi bugün haberlerde de okuduk. Daha önce de aslında söylenmişti. Borsa Genel Müdürü diyor ki biz diyor yeterince hani fiyat oluşmadığı için, çarpanlar düştü demek o demek, fiyatlar düştüğü için biz halka arzı erteleyeceğiz. Yani iyi bir seviyeye geldiğinde geliri daha fazla tutmak için. Bir de orası biraz daha özel bir yapı. Hani sonra kamuoya da gelir. Tabii daha onu da göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Evet. Ama şirketler bazında da eğer borsa bunu düşünüyorsa, ucuz diye düşünüyorsa, demek ki borsayı oluşturan da bu şirketler. Onların, evet, ortalaması da ucuz. Bir geri alım mesela haberi çok gelmiyor Türkiye piyasalarında. Şirketler bunu yapabilir mi? Şimdi teknik olarak yapabilir tabii, teknik olarak. Yapabileceğini biliyoruz. Fakat buradaki şirket yönetimlerinin yine mevcut gelişmeler dahilinde işte sektörleri, iç piyasadaki genel akımlar, yurt dışı etkilerini bir arada baktığımız zaman acaba mevcut koşullar içerisinde desteklemeleri ne derece doğru ya da yanlış? Yani bunun her şeyden önce iyi muhasebesinin yapılması gerekir diye düşünüyorum. Yapılabilecek bir noktadır. Ancak ben benim kanaatim daha doğrusu bu süreç içerisinde ben şirketlerin de bu noktada çok cesaretli davranabileceğini düşünmüyorum. Yani bugün borsa başkanının açıklamalarından da anlıyoruz ki önümüzdeki süreç, az önceki koymuş olduğumuz tablo herkesin dikkatinde. Şimdi bu tablo içerisinde siz gerçek fiyatlamalarınıza ulaşmak için dahi bir ertelemeye gidiyorsanız borsa yönetimi olarak, tabii ki bu süreç içerisinde şirketlerden de bu derece cesaretli adımlar gelir mi gelmez mi noktası bir miktar soru işareti bence. Yani burada borsa açısından ya da borsa şirketler açısından henüz daha bu
çalkantılı dönem tam olarak geçmiş değil. Yani bu süreci biraz daha bana göre tüm piyasada olduğu gibi şirketler de takip etmeye devam edeceklerdir. Hangi noktada müdahale olunması mantıklı olur ya da olmaz? Bu biraz daha 2015 sonundaki tabloya göre netleşir diye düşünüyorum. Ya aslında hani bunun yapılacak veya geçmişte örnekleri çok olsa, yapılıyor olsa belli bir fiyata zaten düşmez. Çok değerinin altına düşmez. Nasıl olsa şirketler gelir alır diye. Zamanında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın öyle açıklamaları oluyordu. Hani kamu şirketlerine ilişkin gerekirse alabiliriz, satabiliriz. Fiyat çok şişerse satma, alma. O tür açıklamalarla ciddi toparlanmalar olduğunu da işte biliyorum. Normal piyasa şartlarında biraz daha ben bunun belki şirketler adına mantıklı olabileceğini düşünüyorum. Yani şu andaki konum itibariyle konjektürel gelişmeler itibariyle bu çok rentable olmayabilir. Belki yani fiyat ama en azından en temelinde bunların yapılıyor olacağı bilinse o zaman, o zaman biraz çok daha böyle güven götüşün, aynen öyle olur. Piyasaya ve şirketlere daha fazla güveni olur herhalde. Sonunda artık diyecek bir şey var mı o zaman? Dolar bugün biraz sakinledi dediğimiz nokta da 3.0454 yani sabah biraz daha yükselmişti. Sabah şunu konuşuyordu. Biraz daha direnç oluşmaya başladı. Likitte oluyor mu dövizde? Eskisi gibi en azından artık hiç satıcı yok denilen noktada, bu noktalarda satıcı var mı? Yok, mutlaka piyasa kendi dengesini belli seviyelerde oluşturuyor ama henüz daha yeni normal seviyeye ulaştık diyemeyiz. Yani ben mevcut risklerle beraber biraz daha kurda yukarı yönlü potansiyelin olduğunu düşünüyorum. Yani bu noktada özellikle dolarda geri çekilmeler biraz daha fırsat olarak değerlendirilebilir. Ahmet Uluhan Nur, Uluslararası Piyasalar Uzmanı, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Borsada ilk yarı yatay gerçekleşti. Kapanış dolarda 3.0451'den işlem görüyor.